Olay Televizyon Haber Merkezi'nden, Olay Ana Haber'den iyi akşamlar. Bugün 25 Nisan 2017 Salı. Sıcak haberlerin, son dakika gelişmelerinin ardı ardına geldiği bir gündü. Yeni güne Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın Sincar bölgesiyle Suriye'nin kuzeydoğusuna ilk kez düzenlediği harekatla başladık. İki bölgede 39 hedef imha edilirken Şırnak, Kars ve Bitlis'ten ardı ardına acı haberler geldi. Terör örgütü PKK'nın hain saldırılarında 5 asker şehit oldu. Günün bir başka önemli gelişmesi de Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileriyle ilgili. Türkiye denetim sürecinden çıkarıldığı halde bu sürece yeniden dahil edilen ilk ülke oldu. Karar Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nden geldi. Ve referandum gündemi, devletin zirvesi bugün Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş yıl dönümü töreninde buluşurken CHP'nin Danıştay başvurusu da sonuçsuz kaldı. Danıştay, CHP'nin başvurusuyla ilgili olarak karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. Olay Ana Haber'de bu akşam bir de canlı yayın konuğumuz olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Ankara'da Olay Gazetesi yazarı Mustafa Özdal'ın sorularını yanıtlayacak. Günün öne çıkan başlıkları böyle, şimdi ayrıntılarla Olay Ana Haber başlıyor. Olay Ana Haber'e özel röportajla başlayacağız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Ankara'da Olay Gazetesi yazarı Mustafa Özdal'ın konuğu. Sözü Mustafa Özdal ve konuğu Sayın Bakan'a bırakıyoruz. Evet Esat Kaptan, teşekkür ederiz. Ankara'dayız, başkentteyiz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndayız. Nitekim konuğumuz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Doktor Mehmet Müezzinoğlu. Gündemde gerçekten önemli konular var. Başta bugünkü Avrupa Konseyi'nin verdiği karar ve milyonlarca çalışanı ilgilendiren çalışma hayatıyla ilgili de güncel konular var. İşte tüm bunları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Doktor Mehmet Müezzinoğlu'na soracağız. Sayın Müezzinoğlu, hoş geldiniz programımıza. Estağfurullah, siz hoş geldiniz Ankara'ya ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na. Buradan tüm Bursalı hemşehrilerimize ve Olay TV izleyicilerine gönül dolusu selamlar diliyorum, evet. Sağlıklı yayınlar diliyorum. Az önce ifade ettim, çalışma hayatıyla ilgili gerçekten önemli konular var. Başta kıdem tazminatının fona devriyle ilgili, malum son günlerde kıdem tazminatının fona devriyle ilgili bir gündem oluştu, bir taslaktan söz ediliyor. Elbette bunu size soracağız. Nitekim milyonlarca çalışanın gözü kulağı sizde diyebiliriz. Önemli bir düzenleme, ancak önce Avrupa Konseyi'nden gelen kararı konuşalım. Bugünün en sıcak konularından birisi de bu. Malum Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türkiye'yi siyasi denetime altına alan bir kararın altına imza attı oy çokluğuyla. İlk değerlendirmeniz nedir Sayın Müezzinoğlu? Yani tabii bu karar açıkçası siyasi bir karar. Yani AKP'nin diğer Avrupa üyesi ülkelerden gelen parlamenterlerden oluşan bir parlamento meclisi. Ki biz bu parlamentoda 2010 ile 12 arası yanılmıyorsam parlamento başkanlığını yaptı Türkiye ve Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu Bey. Şimdi burada Avrupa'nın son dönemdeki son 4-5 yıldır esasında birçok kararının siyasi ve ekonomik stratejik kararlar olduğunu görüyoruz. Daha öncekilerinde Türkiye yanılmıyorsam 1996'da bir yine denetime tabi tutulmuştu. 1996'da Türkiye neden denetime tabi tutuldu? 2004'te neden çıkartıldı? 2017'ye geldiğimizde neden yine denetime tabi oldu? Yani bu 80 milyon ülke insanımız bu fotoğrafı çok iyi okuyor esasında, ama tabii Avrupalıların bu hukuk, insan hakları, demokrat yüzlerini gösterdikleri kadar işlerini gelmediği zamanda her türlü hukuksuzluğu,
her türlü fırsatçılığı ve her türlü demokrasi dışı uygulamayı demokrasiyi kullanarak da yapıyorlar. Yani esasında bugün AKP'nin verdiği karar, mesela 15 Temmuz'dan sonra Avrupa üyelerinin 15 Temmuz FETÖ darbe girişimine karşı Avrupa ülkelerinin demokrasiyle gelmiş bir siyasi iktidara ve milli iradeye yapılan darbeye karşı tutumları dolayısıyla onları siyasi denetime tabi tutsaydı, en azından böyle bir şeyi gündeme alsaydı, belki bugün bazı şeyleri makul görebilirdik. Ama o gün ve ondan sonraki süreçte Avrupa Birliği üyesi ülkeleri neredeyse tamamından bir ay süresince büyük bir hayal kırıklığı, suskunluk. Ya bu darbe girişimi Türkiye'de neden başarılamadığının üzüntüsünü yaşadılar. Sonra usul usul kerhen istemeyerek eleştiri yapmaya başladılar darbecilere karşı. Ama baktığınız zaman bugün alınan karar yine son derece siyasi ve son derece stratejik karar. Türkiye'ye karşı seni köşeye sıkıştırırım. Ve bu birçok alanda farklı farklı yönlerden bu köşeye sıkıştırma stratejilerime devam ediyorum. Bu da bir siyasi karar. Ama bu millet köşeye sıkıştırılıp da tırsacak bir millet değil. Yani kendi ayakları üzerine güçlü durar. Hak ve hukukunun nerede başladığını, nerede bittiğini bilir. Kendisine haksızlık yapıldığı zaman nasıl duracağını bilir. Kendinin varsa eksikliği, o eksikliklerini nasıl düzelteceğini de bilen bir millet. Dolayısıyla 3 gün sonra bu da gelir geçer diyelim ve siyasi bir karar. Söylüyorsunuz. Evet. Çok taze bir hadise henüz ama hükümetinizin atacağı bir adım var mı bu kararın? Onu tabii yani Başbakanımız, Dışişleri Bakanlığımız, AB Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığı gerekli değerlendirmeleri yaparak ülkenin, mizin hak ve hukukunu koruyacak her türlü kararı da alır, cevabı da verir. Evet. Referandum gündemini konuşalım. Referandumun ardından herhangi bir programda referandum sonuçlarını masaya yatırmadık, konuşmadık. Bu noktada referandumu iki boyutlu şekilde sormak istiyorum size Sayın Mezunoğlu. Bir, %51.4 evet oyu çıktı. Bu %51.4'ün yeterli görüp görmediğinize dönük bir değerlendirmenizi isteyeceğim. Ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir yargıya taşıması var sonuçları. Bu noktadaki değerlendirmenizi de alacağım. İki önlü sorumuza neler söylersiniz? Evet. Bir defa yeterli gördük görmedik. O bizim haddimize değil. Evet. Millet yeterli görmüş. Başımız üstünde yeri var. Yani bunu çok tartışılacak boyutu değil. Ama bir AK Partili Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi olarak, bir AK Parti olarak bir defa biz parlamentodan halk oylamasına gidilme kararı verildiği zaman o günkü anketler bize şunu gösteriyordu. Evet oranı %36-38 aralığındaydı. Biz oradan işte 3 ayın içinde hadiseyi aldık, %51.5'lara taşıdık. Bu esasında çok büyük çok başarı. Güzel. Hele hele bir sistem değişikliği, yönetimde bir sistem değişikliği gibi bir konu ki o günlerde yani parlamento sürecinde AK Parti'ye oy vermiş seçmenimizin bile %30'unda ya bu sistem değişikliği ne getiriyor, ne götürüyor diyerek henüz evet deme noktasında değil. Ama biz özellikle süreç içinde kamuoyuyla paylaşarak bütün kamuoyuna bu anlamda sistemin millet adına doğru olduğunu, merkeze milleti aldığını, milletin büyük bir çoğunluğunun kararının yetkisiyle artık bu ülkede yürüyeceğini, ufak hesaplamalar, elmayı, armudu, muzu bir araya toplayarak değil, millet kime yetkiyi verecekse %50'den fazlasının yetkisini aldığı ve hesap sorduğu, parlamentonun da güçlendiği, yasal düzenleme sorumluluklarını parlamentoya verdiği güçlü bir yapı. Belki milletimizin hayır diyen bir kısmı da bunun ne kadar doğru ve faydalı olduğunu ben o akşam referandum akşamı da sizin kanalınızdan söylemiştim. Yani
yıllar geçtikten sonra, belki önümüzdeki 1-2 yıl sonra milyonlarca hayır demiş olan vatandaşımızın keşke benim de hayallerimi gerçekleştiren bu sisteme ben de evet deseydim de dedirtebilmeyi başaracağımız bir dönem var. Ve bize düşen de onu başarabilmek. Yani şu anda gördüğümüz kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi de artık tüm siyasi partilerde yeni bir vizyona mecburlar. Küçük olsun, benim olsun dönemi bitti. Birlikte büyük olsun ve birlikte büyütelim. Birlikte büyüyü başardığımızda büyüttü. Birlikte hepimiz milletçe önce 80 milyon faydalansın. Burada merkeze alınan millet de 80 milyon. Ve bunu kim büyütüyorsa %50'den fazla noktaya taşıyan da aslan payını alacaktır. Dolayısıyla bence artık küçük olsun, benim olsun, küçükleri bir araya toplayarak farklı farklı hesaplar yapalım, birbirine benzemezlerle bu ülkenin kaderiyle oynayalım değil, milletin büyük çoğunluğunun elini vicdanına koyarak bir yönetim sistemi değişikliği oldu. Dolayısıyla ben %51 yeterli mi derken %50 artı bir oy zaten yeterli. Yeterli. CHP'nin itirazları ve konuyu yargıya taşıması. Yani şimdi ne diyeyim? Yani Cumhuriyet Halk Partisi esasında ben dün akşam bir sözcüsünü izledim bir televizyon kanalında. Esasında söylemine aynen katılıyorum. Bizim artık bundan sonraki hedefimiz %61'ler, 71'ler. Dolayısıyla toplumun büyük kesimi, işte selametçi kardeşlerimiz, ülkücü kardeşlerimiz, HDP'li kardeşlerimiz, AKP'li kardeşlerimiz, AKP'li de demiyorlar, AK Partili kardeşlerimiz. Ha, bundan sonra 80 milyon hepimizin kardeşi. Siyaset yapan masaya artık milleti koyacak ve kardeşim diyecek, senin yarınını bugünden daha iyi yapacağım diyecek ve büyük çoğunluğunun da o umuda, o güvene salınmasına vesile olacak yol haritasını verir. Diğer kısmı ağlayan pehlivan güreşe doymazmış hesabı bence anlamsız beyhude çabalar. Bursa sonuçlarını değerlendirmenizi isteyeceğim ama genel sonuçlarla ilgili başbakanın bir değerlendirmesi vardı. Oradan bir cümle okumak istiyorum. Tamam AK Parti'ye olan güven devam ediyor ancak şu hususlarda daha dikkatli olmamız gerekiyor diye bize de bir not düşüyor. Vatandaş bunlara dikkat edeceğiz. Hükümet faaliyetlerinde vatandaş memnuniyetini artıracak ne gerekiyorsa o hususlarda adımları atacağız şeklinde bir açıklaması oldu. Bunun şifreleri nelerdir bu sözlerin? Yani bence şu, yani bu sistem zaten herkesi bu cümlelere mahkum ediyor. Yani neticede bundan sonra bu ülkede milletin yürütmesine, yönetimine de söz sahibi olmak isteyen kim varsa milletin bütün uyarılarını kale almak zorunda ve milleti memnun edecek yol haritasını belirlemek zorunda. Şimdi biz bu %51,5 veya 51,4 tabii ki bize belirli mesajlar verdi. Yani biz daha iyi anlatabilmeliydik. Millet kendi lehine olan bizim emin olduğumuz bu kadar güçlü bir sisteme daha güçlü sahip çıkabilmesi için acaba nerede eksik yaptık? Bundan sonra ben daha önce de söyledim. Hiçbir siyasetçi %50 artı 1'i bundan sonra %50 artı 1'i hedefleyerek alamaz. %70'in bu işi bu yapabilir ve burada vizyon var, burada hedef var, burada altyapı var, burası bana güven veriyor diyen %71'lik bir kitleyenin gönlünde, aklında, vicdanında yer edemediği sürece %50 artı 1'i bulamaz. Dolayısıyla AK Parti'nin de bundan sonraki hedef kitlesi en azından %70'in umudu ve güveni olabilmek, diğer siyasi ideolojik duruşları olan insanımızın da ya ben siyaseten tercihim o değil ama burada da yani vizyoner bir yapı var diyeceği daha geniş çerçeveli, toplumu daha güçlü kucaklayan bir anlayışa Sayın Başbakanımız benim kanaatim tabii onun adına bir şey %55 de çıksaydı gene aynı cümleleri söyleyecektik. Peki Bursa seçim bölgeniz, Türkiye'de İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük kentlerde hayır önde çıkarken Bursa'da evet
tercihler yüksek çıktı ve Türkiye ortalamasının bir miktar üzerine çıktı. Seçim bölgeniz Bursa'da alınan sonuçları nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Mezunoğlu? Yani bir defa yine ben Bursa'ya teşekkür ediyorum. Yani Bursa ile AK Parti, AK Parti ile Bursa bütüncüllüğü açıkçası son derece güçlü ve her geçen günde bu bağlar güçleniyor. Burada referandum, yani biz 12 seçim, işte 4-5 tane genel seçim, 3 tane yerel seçim, 3 tane de referandum gibi baktığımızda bütün bu referandumlarda, daha önceki 2 referandumda Türkiye ortalamasının Bursa 2 puan altında görüyoruz. Genel seçimlerde ve yerel seçimlerde de Türkiye ortalamasının 3 puan üzerinde görüyoruz ortalama. Bu referandum sonucunda da Türkiye ortalamasının altında değil, üzerinde bir 2 puanlık fazlalığı var. Bursalılara teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki dönemde ben özellikle Bursa'da hayır diyen kardeşlerimin çok daha iyi iletişimle, ya doğru biz o gün tam anlayamamışız veya slogan cümlelere takılmışız. Esasında bizim için de, Bursa için de doğru olan sistem buymuş dedirtecek çalışmaları, anlatımları inşallah teşkilat olarak da, milletvekilleri olarak da çok daha iyi yapacağız. Şimdi partili cumhurbaşkanlığı sistemi 2019 beklenmeksizin yürürlüğe girdi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın partiye katılması bekleniyor artık. AK Parti'ye katılması bekleniyor. Bu anlamda AK Parti'nin olağanüstü kongreye gitmesi de ihtimaller arasında. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir? AK Parti olağanüstü kongreye gidecek mi? Olağan kongre zamanında mı gerçekleştirilecek? Yol haritası nedir? Şimdi bir defa şu andaki sistematiğimiz, bir, daha önce başlamayı karar verip de referandum dolayısıyla ertelediğimiz olağan kongre takvimimiz Ramazan'dan sonra başlayacak. Evet. Yani dolayısıyla biz yıl sonuna kadar olağan kongre takvimimizi iller bazında bitirip sonra olağan büyük kongrenin tarihini o süreçten sonra belirlenecektir ve muhtemelen bu 2018 yılı olacak. Yani bunun kongre süreçlerine göre büyük kongre takvimi ne zaman olur onu bilmiyorum. Ama kongre takvimi Ramazan ayından sonra başlayacak. Bu birincisi. Olağanüstü kongre konusu tamamen yetkili kurullarımız. Yani genel başkanım, cumhurbaşkanımız partiye üyeliği ne zaman yapacak? Üyelikten sonra Merkez Karar Yönetim Kurulu ve MYK. Bu böyle olağanüstü bir kongreyle buyurun işte gelin olağanüstü kongrede partinin genel başkanı olun. Bunlar yetkili kurulların değerlendirmelerinden sonra verilecek kararlar. Şu anda önce bir Sayın Cumhurbaşkanımızın partiye üyeliğini konusu. O da herhalde Yüksek Seçim Kurulu'nun resmi seçim sonuçlarını açıklamasından sonra kendi takdiri olacaktır. Veya partinin yetki kurullarının ona en kısa zamanda yaptığı davet olacak. Ama daveti hemen yapabilir. Belki o üyeliği bir süre bekleyebilir. Onu bilemem. Evet, peki. Efendim, kıdem tazminatının fona devri uzun yıllardan beri konuşuluyor ama ilk kez bu kadar ciddi bir şekilde kamuoyunda hayata geçmesi noktasında bir gündem söz konusu. Öncelikle bu konu ne aşamada Sayın Müezzinoğlu? Şimdi de önce Mustafa Bey, sorun ne? Evet. Burada sorunun bedelini kim ödüyor? Sıkıntıyı kim çekiyor? Kayba kim uğruyor? Bir defa burada kayba uğrayan tek bir kitle var. Alın teri döken işçi kardeşlerimiz. Evet. Şu anda alın teri döken işçi kardeşlerimizin 1/3 yani %75'i 13 milyon çalışanın yaklaşık 10 milyonu, 9,5-10 milyonu kıdemden asla yararlanamıyor. Ve 40 yılı aşkın bir süredir kıdem tazminatı ile ilgili güvenceli, hakkaniyetli bir yapı kurulmadığı için 2001 yılında bir uzlaşı olmuş ama yasalaşmamış. Ondan sonraki süreçlerde de belirli adımlar atılmaya çalışılmış, başarılamamış. Ve şimdi diyoruz ki burada alın teri bu kadar heba olmamalı. Sendikalarımız bunu görmeli. Yalnız sendika üyesi olan ve %15'lik
en fazla bir kitlenin hak ve hukuku korunuyor. O da kısmen, orada da %100 değil. Deyip de %80'i, %85'i görmediğimiz ve mağduriyete rıza gösterdiğimiz yapı bir, işvereni yarıyor. İki, kayıt dışılığa yarıyor. Üç, işsizimiz kaybediyor. Çalışanımız kaybediyor. Alın terika. Hükümete de düşen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na düşen, çalışanın hakkını korumaktır. Alın terinin hakkını güvenceye almaktır. Bir defa burada tüm çalışanlarımızın hakkı var mı? Var. Güvenceli mi? Bu sistem güvenceli olmanı gösteriyor. Güvenceli bir sistem olacak. Hakkaniyetli bir sistem olacak. Sürdürülebilir bir sistem olacak. Şeffaf bir sistem olacak. Dört tane başlığı bizim bu kriterlerimizi sağlayan ana kolonları, binanın ana kolonlarını bu kelimeler üzerine koyduk. Şimdi bu çerçevede bizim belirli taslaklarımız var. Bu hafta içinde de taslakları A, B, C şıkkı olarak şıklarla taslaklarımızı son şekline derken öneri götürebilecek şekle getireceğiz. Henüz taslak da şekillenmedi değil mi? Hayır. Yani 3 veya 4 tane taslağı. İşte şu konu böyle, güvence bu, sistem bu, buranın işte işverenin pozisyonu bu, hükümetin pozisyonu bu. Bütün bunlar bu hafta netleştirdiğimizde gelecek hafta sendikalarımızla, işveren sendikalarımızla, işçi ve işveren sendikalarımızla bunu paylaşmaya başlayacağız. Ve ortak noktalar, hangi yönlerde sendikaların, işçi sendikaların itirazları var ve ne kadar düzeltebiliriz? Hangi konularda işveren sendikalarımızın itirazı var, ne kadar düzeltebiliriz? Sonra hakem pozisyonuyla önümüzdeki süreci şekillendirebilirsek, ki burada asgari %70'in 80'in üzerinde bir ortak noktada buluşmamız lazım. Taslakla ilgili son aşamaya geldiniz. Bir iki ipucu verebilir misiniz Sayın Bakan? Bugün çalıştık, yarın çalışacağız. Ondan sonra EKK'da bizim ekonomik koordinasyon kurulu. Mesela kazanılmış hakların korunması noktasında bir defa temel şeyimiz, kazanılmış hakları koruma yönünde temel ilkemiz var. Ama burada bütün bunları nasıl sağlayacağımız konusunda tabii ki bu işin en önemli ayaklarından biri güçlü bir finansal yapı kurmamız lazım. Güçlü bir finansal yapının getirdiği belirli zorluklar var. O zorlukları inşallah samimiyetle, iyi niyetle burada zarar gören, milyonla ifade edilen kitleyi de göz önünde bulundurarak çözmeye çalışacağız. Zaman Sayın Bakan, sözlerinizden son olarak şunu anlıyorum, vaktimiz de daralıyor. Şu anda basında konuşulan taslakların hiçbiri gerçeği yansıtmıyor değil mi? Şimdi şöyle, gerçeği yansıtmıyor dersem yanlış olur ama evet. O bizim taslaklarımız değil. Ama neticede güvenceli bir yapı kurulacak. Evet. Yani bu şimdi yarın herkes öbür gün kıdem tazminatı alacak. Herkesin kıdem tazminatı alacağı güçlü, güvenceli bir yapı kurulacağı konusunda böyle bir taslak varsa tamam. Yani temel ilkemiz bu. Ama kim, nerede, ne kadar, nasıl verecek, ne olacak? Bütün bunları şu anda ben biliyorum dersem yalan olur. Ya mesela taslaklarımız, ortaya atılan tazminat oranları bile belli değil daha diyorsunuz. Tabii. Bunlar tartışmalardan sonra görüşleri aldıktan sonra hükümetin bunu hangi boyutuyla göğüsleyebileceği, bütün bunları şu anda demiş olmak zaten biz bunu meclise havale ettik demektir. Hayır, yok. Şu anda da meclise havale etmeyi değil, paydaşlarımızla paylaşacağımız taslakları konuşuyoruz. Peki kıdem tazminatının fona devrinin kaderi tarafların uzlaşmasından mı geçiyor? Böyle bir ifade kullanabilir miyiz? Yani taraflar uzlaşmadı takdirde hayata geçmeyecek. Taraflar uzlaşmadı. %100'ü arzu ederiz. Ama %100'e değil de %70-80'e geldik. Hükümet orada tabii ki ya bu 5 yılda mağduriyetler devam ederse etsin diyemeyebiliriz. Bu tabii
benim de tek yetkim değil. Bu tamamen hükümetin verecek karar. Sayın Bakan, teşekkür ediyoruz. Süremiz daraldı. Sizin de buradan gideceğiniz bir randevunuz var. Teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Buradan tüm Bursa'daki hemşerilerimize, bizi izleyen Olay TV izleyicilerine gönül dolusu selamlar diliyorum. Tereddütleri olmasın. Ülkemizin yarınları bugünden daha güzel olacaktır. Bu gündelik sıkıntıları da öyle veya böyle aşarız. Teşekkür ederiz. Esat Kaplan konuğumuz, Ankara'daki konuğumuz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu'ydu. Gündeme dair açıklamalar yaptı. Söz tekrar ana haberde sende. Teşekkür ederiz. Evet, Mustafa Özdal ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Mehmet Müezzinoğlu'na teşekkür ediyoruz. Günün diğer gelişmeleriyle devam edeceğiz. Avrupa Birliği ile Türkiye arasında köprüler atılıyor. Referandum öncesi tırmanan gerilim bugün alınan bir kararla zirve yaptı. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Türkiye'nin siyasi denetim sürecine alınmasını öngören karar tasarısını kabul etti. Ankara'nın karara tepkisi elbette sert oldu. Ancak Avrupa Birliği'nin Türkiye ile üyelik müzakerelerini askıya alması da gündemde. Türkiye ile Avrupa arasındaki ilişkiler 90'lı yıllara döndü, Avrupa Birliği yolunda derin bir kriz çıktı. Türkiye'nin de kurucusu olduğu Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Ankara'nın siyasi denetime alınmasının öngörüldüğü karar tasarısını görüşmek için toplandı. Türkiye saatiyle 11'de başlayan oturumda konuşan parlamenterlerin büyük bölümü, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü alanlarında Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine getiremediğini öne sürerek siyasi denetime alınmasını istedi. Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Tarık Küçükcan'sa Türkiye'ye karşı ayrımcı bir yaklaşımın sergilendiğini savundu ve konseyin Türk kamuoyunun gözünde değerini yitireceğini söyledi. Oylamaya geçilmeden önce AK Parti üyeler iki ayrı önerge verdi. Siyasi denetime alınma kararının bir yıl ertelenmesiyle tamamen tasarıdan çıkarılması yönündeki önergeler reddedildi. 35 maddeden oluşan karar tasarısı da 45 ret oyuna karşılık 113 oyla kabul edildi. Oylamada 12 parlamenter de çekimser kaldı. Türkiye böylece denetim sürecinden çıkarılıp bu sürece sonradan yeniden dahil edilen ilk ülke oldu. Karara ilk tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Yazılı açıklamada dar ve sığ iç siyasi sahiplerle hareket eden bir grup Avrupalı'nın ülkemize yönelik dışlayıcı kararı siyasi bir operasyondur denildi. Parlamenterler Meclisi'ne bir tepki de Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik'ten geldi. Böyle bir karar alınmasına doğrusunu söylemek gerekirse yanlış ve son derece haksız buluyoruz. Bu Avrupa Parlamentosu için de Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi için de tarihi bir hatadır. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın da kararı Türkiye düşmanı çevrelerin siyasi bir operasyonu olarak niteledi. Kalın, hakikatle ve hakkaniyetle ilgili olmayan bu maksatlı kararı kınıyoruz dedi. Karar, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri açısından kritik bir önem taşıyor. Avrupa Birliği Komisyonu'nun Türkiye'nin Kopenhag siyasi kriterlerini karşılayamadığı yönünde görüş bildirmesi halinde, Cuma günü Malta'da toplanacak Dışişleri Bakanlarının üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını tavsiye edebileceği belirtiliyor. Ve gündemin bir başka sıcak, bir o kadar da önemli gelişmesi. Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın Sincar bölgesiyle Suriye'nin kuzeydoğusuna ilk kez hava harekatı düzenledi. Harekatta terör örgütü PKK ile PKK'nın Suriye uzantısı PYD'ye ait çok sayıda hedef İmha edildi. Sorunu kaynağında çözeceğiz. Bunun adı ister DAEŞ olsun, ister PYD olsun, ister PKK olsun. Türkiye, Kuzey Irak'taki gelişmelere sessiz kalmadı. Türk Silahlı Kuvvetleri ilk kez Sincar'daki terör örgütü mevzilerini vurdu. PKK şimdi Kandil'in yanında yeni bir adım daha atıyor. Sincar'ı da kendisi için aynen Kandil gibi bir terör bölgesi yapmak. Ama onlara bunu da yar etmeyeceğiz. Hava harekatında Sincar'ın yanı sıra Suriye'nin kuzeyindeki Kobani yakınlarında bulunan Karaçok Dağı da hedef alındı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'la kuvvet komutanlarının Genelkurmay Karargahı'ndan izlediği harekat,
gece saat 02'de başladı. Harekat sırasında savaş uçaklarına havada yakıt ikmali de yapıldı. Terörist hedeflerin tam isabetle vurulduğu belirtilen Genelkurmay açıklamasında, operasyonlar bundan sonra da en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla devam ettirilecektir ifadesine yer verildi. Sincar'daki yerel kaynaklarda savaş uçaklarının saat 02.30 sıralarında Şengal Dağı'nda PKK'ya ait karargahları vurduğunu aktardı. İki bölgede toplam 39 hedefin vurulduğu belirtilirken, yaklaşık yarım saat süren hava harekatının ardından terör örgütü üyelerinin Şengal Dağı'na giden yolları kapattığı belirtildi. Hava harekatı sırasında bölgede bulunan 5 peşmergenin öldüğünü açıklayan Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi, olayın sorumlusunun tüm ısrarlara karşın bölgeden çekilmeyen terör örgütü olduğu kaydedildi. PKK'nın Sincar'daki varlığı bölge halkı için sorun yaratıyor denildi. Karaçok Dağı'na düzenlenen hava harekatında da ilk belirlemelere göre 18 YPP militanı öldürüldü. Yerel kaynaklar Kobani'de bulunan Amerikan askeri yetkililerinin bölgeye giderek inceleme yaptığını söyledi. Türkiye bugün Şırnak, Kars ve Bitlis'ten ardı ardına gelen acı haberlerle yandı. Teröristlerce tuzaklanan patlayıcıların infilak ettirilmesi sonucu 5 asker şehit oldu. Şırnak, Kars ve Bitlis'ten gelen acı haberler 5 ocağa ateş düşürdü. Şırnak'ın Uludere ilçesi Andaç köyü Nezir Kına mevkiinde arazi arama tarama faaliyetine çıkmıştı Mehmetçik. Ekibin geçişi sırasında teröristlerin tuzakladığı patlayıcı infilak etti, 2 asker ağır yaralandı. Helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan uzman çavuşlar Nezir Pınarcı ile Sedat Düzgün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Bölgede teröristlere yönelik operasyonlar sürerken acı haberler baba ocaklarına ateş düşürdü. 26 yaşındaki şehit uzman çavuş Nezir Pınarcı'nın acı haberi Manisa'da yaşayan engelli babası Mehmet Pınarcı'ya verildi. Şehidin ailenin 4 çocuğundan en küçüğü olduğu ve annesinin de vefat ettiği öğrenildi. Aynı patlamada şehit olan 29 yaşındaki uzman çavuş Sedat Düzgün'ün ise evli ve Çorum nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Kars'ın Kazman ilçesinden de acı haber geldi. Çemçe Madur bölgesinde yürütülen operasyonda PKK'lıların yola döşedikleri patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 uzman çavuş şehit düştü, 1 asker yaralandı. Şehitlerin Erzurum'daki birliklerinden operasyon için Kars'a geldikleri öğrenildi. Bitlis'te de Sehi Ormanları bölgesindeki arazi taraması sırasında teröristlerin döşediği mayın patladı, 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Bölgeye takviye birlikler sevk edilirken yaralanan asker Tatvan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hain saldırılara karşılık terörle mücadelede aralıksız devam ediyor. Hakkari'nin Çukurca ilçesiyle Şırnak'taki operasyonlarda 13 terörist etkisiz hale getirildi. Hakkari'nin Çukurca ilçesinde askeri üsse sızmaya çalışan teröristlere yönelik hava harekatı düzenlendi. Kuzey Irak ve Çukurca kırsalında 11 terörist etkisiz hale getirildi. Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesindeki operasyonda da saldırı hazırlığı yapan terörist grup, tank, havan ve obüs atışlarıyla ateş altına alındı. Operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Beytüşşebap'ın Kato bölgesindeki operasyonda ise 4 mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi. Ve referandum sonuçlarına odaklanan gündemiyle siyaset. Devletin zirvesi 55. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Anayasa Mahkemesi'nde buluştu bugün. Gözler liderlerde, kulaklar yüksek mahkemeden gelecek mesajlardaydı. Başkan Zühtü Arslan, anayasa hepimizi bağlar dedi ve ekledi. Olağanüstü halin amacı anayasal düzeni korumak ve savunmaktır. Değişinceye kadar mevcut anayasal sınırlar hepimizi bağlamaktadır. Devletin zirvesi referandumun ardından Anayasa Mahkemesi'nin 55. kuruluş yıl dönümü töreninde buluştu.
Tüm dikkatler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndaydı. Erdoğan salona girişte Kılıçdaroğlu'yla tokalaştı. Başbakan Binali Yıldırım'la CHP lideri arasındaki sohbette dikkat çekti. Yüksek Mahkeme Başkanı Zühtü Arslan da konuşmasına referandumu hatırlatarak başladı. Halk oylamasının %85'i aşan bir katılım oranıyla gerçekleşmiş olması demokrasimiz açısından başlı başına bir kazanımdır. Arslan'ın gündeminde olağanüstü hal kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelere yönelik itiraz başvuruları vardı. Anayasanın 148. maddesinde olağanüstü halde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin anayasaya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'nde dava açılamayacağı açık bir şekilde belirtilmektedir. Ancak Arslan'dan bir de uyarı geldi. Güvenlik ve özgürlük birbirine zıt değil, birbirini tamamlayan değerlerdir. Olağanüstü yönetimlerin amacı anayasal düzeni korumak ve savunmak, olağan döneme yeniden dönüşün sağlanmasıdır. Arslan, o hal dönemindeki tutuklamalarla ilgili başvurulara ilişkin kararında yakında açıklanacağını söyledi. Yakın zamanda bu konuda mahkememiz bir ilke kararı verecektir. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın konuşması referandumun ardından ilk kez toplanan CHP Parti Meclisi'nin de gündemindeydi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na göre Arslan'ın sözleri referandumun şaibeli olduğunu ortaya koydu. Sandıklara sahip çıktık ama baktık ki Yüksek Seçim Kurulu çalınmış diyen CHP lideri bu anayasayla Türkiye'nin yönetilemeyeceğini savundu. Anayasa koyucunun açık bir şekilde düzenlediği kuralları yorum yoluyla değiştirmek esasen mahkeme eliyle anayasa değişikliği yapmak anlamına gelir. Bunun da meşruiyet tartışmasına yol açacağı her türlü izahtan varistidir. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın bu sözleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu memnun etti. Anayasa Mahkemesi Başkanı bu halk oylamasının şaibeli olduğunu, meşruiyetinin olmadığını gayet açık ve net bir şekilde ortaya koymuştur. Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun açık yasa hükmüne rağmen mühürsüz oy pusulalarını geçerli saydığını söyledi. Geçersiz oyları geçerli kabul etmeleri talimatını kimden aldınız? Hakim güç karşısında boyun eğmez. Hukukun üstünlüğünü savunur bir hakim. Egemenlerin değil. Sen artık bir siyasetçisin kardeşim. Sen yargıç değilsin, hakim değilsin. Sen o cübbeyi giymeye layık değilsin. CHP lideri seçmenin hakkını aramaya devam edeceklerini söyledi. Sandıklara sahip çıktık. Sandıklarda oy hırsızlığı olmadı. Ama geriye dönüp bir baktık ki Yüksek Seçim Kurulu çalınmış. Seçimleri adaletli yapması gereken bir kurum adaletsiz bir sürece imza atmışsa onun vereceği hesap vardır. Kılıçdaroğlu'na göre anayasa değişikliğinin meşruiyeti yok. Alınan oylarla bir anayasa meşruiyet kazanmamıştır. Eğer öyle olsaydı 12 Eylül darbe anayasası %91.4 oranında oy almıştı. Bir toplumsal uzlaşma belgesi değil, bir toplumsal ayrışma belgesi olarak toplumun hepimizin gündeminde duruyor. Bu anayasa değişikliğiyle Türkiye Cumhuriyeti yönetilemez. Önümüzdeki günlerde bunun çok somut sonuçlarını göreceğiz. Parti meclisi devam ederken Danıştay'dan da CHP'ye ret kararı geldi. Danıştay 10. Dairesi CHP'nin başvurusuyla ilgili olarak karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. CHP Yüksek Seçim Kurulu'nun mühürsüz oy pusulası ve zarfların geçerli kabul edilmesi kararını Danıştay'a taşımış, hem iptal hem de yürütmenin durdurulması talebinde bulunmuştu. Talebi görüşen Danıştay 10. Dairesi 1'e karşı 4 oyla talebe ilişkin bir karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. Kararın gerekçesinde Yüksek Seçim Kurulu'nun seçimle ilgili kararlarının idari işlem niteliği taşımadığı belirtildi. Bir başka gerekçe de anayasaya göre Yüksek Seçim Kurulu kararlarının kesin nitelik taşıması. Karşı oy veren Danıştay üyesi ise muhalefet şerhinde kurul kararının idari dava konusu olabileceğini ve talebe konu olan kararında tam kanunsuzluk iddiasıyla incelenebileceğini savundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'dan da kararın ardından bir açıklama geldi.
Biliyoruz ki Danıştay hızla bu konuda bir karar vermiş. Bu karar doğru bir karar değildir. Muhalefet şerhinin çok ve önemli bir şerh olduğunu görüyoruz. Bunun bir idari işlem olduğu ve denetlenmesi gerektiğini söylemiş muhalif üye Emin Celalettin Özkan'ın muhalefet şerhi. Bu da çok önemli. Danıştay'ın bu kararının da henüz daha hiçbir ön inceleme yapılmadan alelacele bu şekilde verilmiş olmasını anlamlı buluyoruz. Ama bu bizim hukuk mücadelesini sürdürmemize engel olmayacak. Müracaatlarımız devam edecek. Siyasi olarak nerelere gidilebilir konusunda. İşte Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuru yoluyla denetimi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel başvuru yoluyla müracaat, yine Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi çerçevesinde yapılacak uluslararası müracaatlar var. Bunu bütün hukukçu arkadaşlarımız çalışmaları yapıyorlar. Son dakika bilgisi, bir süredir ekranda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın Sincar bölgesiyle Suriye'nin kuzeydoğusundaki Karaçok Dağları'na dün gece yarısı, daha doğrusu gece yarısından sonra saat 2.30 civarlarında düzenlediği hava harekatına ilişkin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yeni bir açıklama var. İlk açıklamada etkisiz hale getirilen terörist sayılarına ilişkin bilgi yoktu. Bu ikinci açıklamada bu bilgiler var. Hemen aktaralım açıklamanın ilk bölümünü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce hava harekatında Irak Kuzeyi Sincar Dağı bölgesinde 40, Suriye Kuzeydoğusu Karaçok'ta 30 civarında bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirildi deniyor. Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, yani son hava harekatında Irak'ın kuzeyindeki Sincar Dağı bölgesiyle Suriye'nin kuzeydoğusundaki Karaçok Dağları'na yapılan operasyonlarda 40'ı Irak, 30'u Suriye'de olmak üzere toplam 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklıyor Genelkurmay Başkanlığı. Olağanüstü kongre ve kabine revizyonu olabilir, erken seçim yok. Mesajlar Başbakan Binali Yıldırım'dan. Amerikan medyasına konuşan Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı'nın parti üyeliğinin ardından olağanüstü kongreye gidilebileceğini söyledi. İhtiyaç olduğunda kabine revizyonu yapılacağını belirten Yıldırım, şu anda bizi erken seçime götürecek bir durum yok diye konuştu. Parti üyeliğiyle beraber genel başkanlık olması yönünde de bir engel kalmıyor. Anayasal engel. Bu da gayet tabii kendi arzusudur. Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'ye yeniden üye olmasının ardından olağanüstü kongreye gidilebileceğini açıkladı. İlçe il kongrelerini yapmadan genel kongre yapma kararı elbette her zaman alınabilir. Partimiz yetkili kurullarında konu değerlendirilecek. Ben daha önce yani olağanüstü kongre olmaz demedim, kongre sürecini anlattım. Bloomberg International'a konuşan Yıldırım, kabinede de revizyon işareti verdi. Zaman zaman bakanlar kurulunda kan tazelemesi yapmak demokrasilerin gereğidir. Şartlar oluştuğunda, ihtiyaç hasıl olduğunda bakanlarda da değişikliğe gidilebilir. Mutlaka önümüzdeki aylarda bu konuyu ele alacağımızı düşünüyorum. Yıldırım erken seçim konusunda da net konuştu. Erken seçime gidecek şu anda bir durumda söz konusu değil. Yapısal reformlara devam edileceği mesajını veren Yıldırım, Merkez Bankası'nın bağımsız olduğunu ancak yüksek faizin yatırımcı iştahını azalttığını belirtti. Yıldırım'ın gündeminde Avrupa Birliği ile ilişkiler de vardı. Türkiye ile yol yürümeye devam edecekler mi, etmeyecekler mi? O kararı görelim, ondan sonra biz de yolumuzu belirleriz. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerle ilgili de önemli bir gelişme var. Yunanistan Yüksek Temiz Mahkemesi, Türkiye'nin 3 askerin iadesine ilişkin talebini reddetti. Darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 askerden Yüzbaşılar Feridun Çoban, Abdullah Yetik ve Süleyman Özkaynakçı, Türkiye'nin yeni iade talebi üzerine Temiz Hakimleri Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkeme,
3 askerle ilgili iade talebini reddetti. Geri kalan 5 askerin dosyalarının önümüzdeki günlerde inceleneceği belirtildi. Yunan Yüksek Mahkemesi, Türkiye'nin iade talebini Ocak ayında reddetmiş, bunun üzerine Adalet Bakanlığı, Yunan Adalet Bakanlığı'na ikinci kez iade talebinde bulunmuştu. İran asıllı iş adamı Rıza Sarraf'la Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, tutuklu yargılandıkları New York'ta yeniden yargıç karşısına çıktı. New York, eski belediye başkanı Rudolph Giuliani ile eski Adalet Bakanı Michael Mukasey'nin davada sanık avukatı olarak üstlendikleri rollerin ve çıkar çatışması iddialarının görüşüldüğü duruşma yaklaşık bir saat sürdü. Giuliani ile Mukasey'nin daha önce verdiği yazılı ifadelere rağmen yargıç Richard Berman'ın ikilinin Sarraf davası ile ilgili rolleri konusunda ikna olmadığı gözlendi. Giuliani ve Mukasey'nin Sarraf'la ilgili üstlendikleri siyasi çözüm bulma rolünü hatırlatan Hakim Berman, bu ikilinin aynı rolü Halkbank Genel Müdürü Atilla için de üstlenip üstlenmediğini sorguladı. New York Güney Bölgesi Savcılığı da ellerinde yeni deliller olduğunu açıkladı. Yargıç Berman, savunma ve iddia makamından Giuliani ve Mukasey'nin davadaki rolleriyle ilgili belgeleri en geç 27 Nisan Perşembe gününe kadar sunmalarını istedi. Yargıç Berman, Giuliani ve Mukasey'nin çıkar çatışması iddialarıyla ilgili de 2 ve 18 Mayıs'ta yeniden duruşma yapılmasına karar verdi. Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla'nın avukatı da duruşmanın daha önce belirlenen 21 Ağustos'tan sonraya ertelenmesini istedi. Avukat, müvekkilinin kefaletle serbest bırakılıp tutuksuz yargılanması için mahkemeye sunulmak üzere bir paket hazırladıklarını belirtti. Atilla da duruşma sonunda gazetecilere, "Bütün Türkiye'nin benim bu davayla alakam olmadığını bilmesini istiyorum," dedi. Bursa'da Fethullahçı terör örgütü soruşturmaları devam ediyor. Geçen hafta Bursa merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 35 şüpheliden 33'ü adliyeye sevk edildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında kanun hükmünde kararname ile kapatılan İrfan Eğitimciler Derneği'nin yönetici ve üyelerine yönelik operasyon düzenlenmişti. Bursa, Şanlıurfa ve Antalya'daki eş zamanlı operasyonlarda 35 şüpheli gözaltına alınmıştı. Örgütün gizli haberleşme uygulaması Baylok kullandıkları ve terör örgütü liderinin talimatıyla Bankasya'ya para yatırdıkları belirlenen şüphelilerden emniyetteki işlemleri tamamlanan 33'ü bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın ilk 24 Nisan mesajı Ankara'yı kızdırdı. Dışişleri Bakanlığı, Amerikan yönetiminden tüm tarafların acılarını dikkate alan bir yaklaşım benimsemesini istedi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın 1915 olaylarıyla ilgili açıklamasındaki yanlış bilgi ve tanımlamaların, bazı radikal Ermeni çevrelerin oluşturdukları bilgi kirliliğinden kaynaklandığı belirtildi. Açıklamada yeni Amerikan yönetiminden tek taraflı tarih anlatılarına itibar etmemesini ve tüm tarafların acılarını dikkate alan bir yaklaşım benimsemesini bekliyoruz denildi. Başkan Trump açıklamasında soykırım ifadesini kullanmamış ancak 1915 yılının başında Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında 1,5 milyon Ermeni yerlerinden edildi, katledildi ve ölüme doğru yürüdü demişti. Beyaz Saray'da yapılan açıklamanın önceki yönetimlerin açıklamalarıyla tutarlı olduğunu savundu. Dışişleri Bakanlığı'ndan Erivan'da Türk bayrağı yakılması ile ilgili de sert bir açıklama geldi. Açıklamada, "Türk milletinin bağımsızlığını ve özgürlüğünü temsil eden bayrağımıza atfettiğimiz önem çerçevesinde bu hain eylemi ve müsebbiplerini şiddetle lanetliyoruz," denildi. Her 24 Nisan'da olduğu gibi bu yılda Türkler ve Ermeniler Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da karşılıklı gösteri yaptı. Zaman zaman gerilim yaşanan gösteri nedeniyle Amerikan polisi geniş güvenlik önlemleri aldı.
1915 olaylarının 102. yıl dönümünde Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da polis alarmdaydı. Her yıl olduğu gibi bu 24 Nisan'da da Türk ve Ermeni gruplar Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddede toplandı. Geniş güvenlik önlemleri alan polis iki grubun birbirine yaklaşmasına izin vermedi. Büyükelçilik önünü Ermenilere bırakmamak için günler öncesinden çadır kurarak nöbet tutan Türkler, İstiklal Marşı okudu, Ermeni iddialarını reddeden sloganlar attı. Karşı kaldırımda toplanan Ermeni protestocular ise 1915 olaylarıyla ilgili pankartlar açarak sloganlar attı. Gösteriler sırasında zaman zaman tansiyon yükselse de büyük bir olay çıkmadı. Ermeni diasporasının en güçlü olduğu Los Angeles'ta da 1915 olayları nedeniyle protesto gösterisi düzenlendi. Türk Başkonsolosluğu'na yürüyen yaklaşık 15 bin kişi Türkiye karşıtı sloganlar attı. Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yıl dönümünde Gelibolu'da anma törenleri vardı. Binlerce kişi bu yılda Kocadere'den Conk Bayırı'na uzanan 57. Alay Vefa Yürüyüşü'nde buluştu. Anzak Koyun'da da geleneksel şafak ayini düzenlendi. 102 yıl önce Çanakkale'de göğüs göğüse çarpışan tarafların torunları bir kez daha Gelibolu'da buluştu. Kara savaşlarını başlatan çıkartmanın yapıldığı Anzak Koyun'da şafak ayini vardı. Sabaha karşı 5.30'da başlayan törene katılım, Avustralya ve Yeni Zelanda hükümetlerinin seyahat uyarıları nedeniyle düşük kaldı. Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop ve Yeni Zelanda Adalet Bakanı Amy Adams'ın da katıldığı törende Atatürk'ün sözleri bir kez daha hatırlandı. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar, gözyaşlarınızı dindiriniz. Onlar bu topraklarda canlarını verdikten sonra... Başbakan Binali Yıldırım soruları yanıtlıyor. Kameralarımız Ankara'da. Avrupa Konseyi parlamentosuna yansımasıdır. Uluslararası kuruluşlar maalesef Avrupa'da yükselen bu ırkçılığın etkisi kalarak böyle kararlar alıyorlar. Bunlar bölgesel ve küresel barış için faydalı kararlar değil. Açıkçası Türkiye olarak biz bu kararı tamamen siyasi bir karar olarak görüyoruz. Türkiye'nin gerçekleriyle örtüşmüyor. Hiç kimse Türkiye gibi 15 Temmuz travmasını yaşamadı. Yaşamadıkları için Türkiye'de neler oldu, Türk halkı hangi badirelerden geçti ve buna karşı Türkiye'nin alması gereken tedbirler nelerdi? Bunları maalesef zahmet edip derinliğine inceleme fırsatı bulmadılar veya bu ihtiyacı duymadılar. Dolayısıyla Türkiye alınan karar ne olursa olsun demokrasisini güçlendirmeye, ülkesinin ve milletinin refahını, güvenliğini korumaya devam edecek. Türkiye, Suriye'de, Irak'ta bulunan yurtlarından edilmiş çaresiz insanların derdine derman olmaya devam edecek. Türkiye, bölgedeki barışın, güvenliğin teminatı olmaya devam edecek ve bir gün gelecek ki onlar da bu aldıkları kararın ne kadar yanlış olduğuna kanaat getirecekler ve tekrar gözden geçirecekler. Bunun tabii doğuracağı sonuçlar var. O sonuçları da hükümeti olarak değerlendirmemizi yapacağız. Atmamız gereken adımlara da karar vereceğiz. Avrupa Birliği'nin adının yansımasını düşünüyor musunuz? Böyle bir ifade veya bilgi var mı Sayın Başkanım? Yani şu anda tabii Avrupa Birliği genellikle Avrupa Konseyi parlamentosuyla yakın çalışıyor.
bazı konularda Avrupa Konseyi parlamentosunun verdiği kararları da referans kabul ediyor. Önümüzdeki günlerde zannediyorum Avrupa Birliği'ne bu kararın yansıması da görülecektir. Zaten Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz son zamanlarda olabilecek en olumsuz düzeye erişmiş gözüküyor. Bunun gelmesiyle de çok fazla bir değişiklik olmaz. Biz Avrupa Birliği'nden istediğimiz ve beklediğimiz şey çok açıktır. Türkiye konusunda kafa karışıklığını gidermeleri ve Avrupa'nın kendi gelecek vizyonunu tekrar gözden geçirmesi lazım. Avrupa bir Hristiyan birliği olarak yoluna devam edecek. Yoksa açılım yapıp Türkiye'yi de arasına alacak mı, almayacak mı? Bu kararı önce kendi bünyelerinde vermeleri lazım. Net olarak bunu açıklamalarını biz bekliyoruz. Çünkü bazı ülkeler diyor işte Türkiye birliğe zinhar üye olamaz. Bazısı işte bütün kriterler yerine gelirse bile biz bunu referanduma götürürüz ve kabul etmeyiz gibi açıklama yapan ülkeler var. Sanki kendi kendilerine gelin güvey oluyorlar. Sanki Türkiye aman aman hemen biz geliyoruz, kapıları açın. O zaman da biz de halkımıza, milletimize biz de soracağız. Ey ahali, bu şartlar altında girelim mi, girmeyelim? Öyle mi? Dolayısıyla bu iş tek taraflı beyanlarla olmaz. Girecek olanın da kararı önemlidir. O milletin de kararı önemlidir. Girmesine kabul edecek topluluğun da bir çok sesli konuşmayı bırakıp kendi aralarında bu zihin karışıklığını gidermeleri lazım. Türkiye konusunda net, anlaşılabilir bir gelecek vizyonunu ortaya koymaları lazım. Türkiye olarak biz bunu bekliyoruz. Sayın Başbakan, biz de soracağız evet. Dediniz. Öyle bir takvim olarak aklınızda bir şey var mı konuşmak? Hayır, şimdi bu bir kere bunların Türkiye konusundaki yaklaşımı, tam üyelik konusundaki geldiğimiz konumu net olarak ortaya çıkmadan biz şu anda konunun muhatabı biz değiliz. Konunun muhatabı Avrupa Birliği. Avrupa Birliği bu konuda duruşunu net olarak ortaya koyacak. Ondan sonra biz ne yapacağımıza karar vereceğiz. Evet. Teşekkür ederim. Efendim, bu sabah saatlerinde ilk defa Türkiye evet. Sincar'a yönelik bir hava harekatı düzenledi. Hava harekatı ile ilgili ayrıntıları ve bundan sonraki sürece ilişkin Türkiye'nin yapacaklarını bizimle paylaşmamız mümkün. Şöyle, yani baştan beri biz bir şey söylüyoruz. Türkiye terörle amansız bir mücadele yapıyor. Bir yandan 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ terör örgütüne yönelik çok yoğun bir hukuki süreç devam ediyor. Ve terör örgütten kamunun bütün kurumları, Türkiye'nin çeşitli kesimlerinin temizlenmesi. İkinci husus, PKK'ya karşı amansız bir mücadelemiz var. Üçüncü hususta arkadaşlar DAEŞ örgütüne yönelik özellikle sınırlarımızdan içeri girip büyük katliamlara sebep olmalarını önlemek üzere Fırat Kalkanı operasyonunu yaptık. Ve bir şey daha dedik. Eğer yurt dışından gerek bölücü terör örgütünü, gerek DAEŞ terör örgütünü ülkemizin sınır güvenliğine yönelik, ülkemizin ve milletimizin can mal güvenliğine yönelik tehditleri devam ederse, tehdidin A ülkesinden, B ülkesinden geldiğine bakmayız, tehdidi yerinde bertaraf etmek için adımları atarız. Dün gece yapılan operasyon bu anlamda değerlendirilmesi icap eden bir konudur. Dikkat ederseniz son günlerde yoğun terörle bir mücadele var. Bugün itibariyle 70 terörist
etkisiz hale getirildi. 5 tane şehidimiz var. Dolayısıyla terörle mücadeledeki kararlılık artık tüm hızıyla devam ediyor. Kırsalda, kentte, her yerde bunların yuvalandıkları yerleri bulup birer birer imha ediyoruz. Verdiğimiz bir söz var. Vatandaşımıza hükümetin ilk kurulduğu günde dedik ki milletimiz rahat olsun, bu terör belasından ülkemizi kurtaracağız. Bunun kararlılığı içerisinde bütün kurumlarımız, güvenlik birimlerimiz, polisimiz, jandarmamız, korucularımız, askerimiz canla başla çalışıyor. Dolayısıyla artık terörü Türkiye'nin gündeminden az sıralara düşürmek için bütün imkanları seferber ediyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Korktum ya. Evet, Başbakan Binali Yıldırım gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Başkent Ankara'da gündemin öne çıkan iki maddesi var elbette. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin Türkiye ile ilgili aldığı karar. İlk değerlendirmeler bu konuyla ilgiliydi. Siyasi bir karar, gerçeklerle örtüşmüyor dedi Başbakan Yıldırım. Kararın yanlış olduğunu önümüzdeki süreçte Avrupa Birliği de görecektir dedi. Türkiye'nin Ankara'nın atması gereken adımlar konusunda da yine önümüzdeki günlerde karar verileceğini söyledi. Başbakan Binali Yıldırım elbette Avrupa Birliği'ne yönelik de bir çağrısı vardı. Ankara'nın hükümetin beklentisini Brüksel'den dile getirdi. Aslında sık sık dile getirdiği bir konu Başbakan Yıldırım'ın. Türkiye konusunda Avrupa'da bir kafa karışıklığı var. Artık gelecek vizyonlarını belirlesinler. Bu kafa karışıklığını gidersinler. Ona göre biz de yolumuza bakarız. Gerekirse biz de millete sorarız. Avrupa Birliği'ne girelim mi, girmeyelim mi şeklinde açıklamaları oldu Başbakan Yıldırım'ın. Elbette Sincar'a yönelik hava harekatı da soruldu Başbakan'a ve Yıldırım terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Operasyonun bilançosunu da az önce son dakika gelişmesi olarak aktarmıştık. Bir kez de Başbakan Binali Yıldırım'ın ağzından duymuş olduk. Başbakan'ın açıklamalarını ekrana taşımadan önce Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yıl dönümünde Gelibolu'da yapılan anma törenlerini ekrana taşıyorduk. Yarım kalmıştı haberimiz. Tekrar baştan ekrana getiriyoruz. 102 yıl önce Çanakkale'de göğüs göğüse çarpışan tarafların torunları bir kez daha Gelibolu'da buluştu. Kara savaşlarını başlatan çıkartmanın yapıldığı Anzak koyunda şafak ayini vardı. Sabaha karşı 5.30'da başlayan törene katılım, Avustralya ve Yeni Zelanda hükümetlerinin seyahat uyarıları nedeniyle düşük kaldı. Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop ve Yeni Zelanda Adalet Bakanı Amy Adamson da katıldığı törende Atatürk'ün sözleri bir kez daha hatırlandı. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar, gözyaşlarınızı dindiriniz. Onlar bu topraklarda canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır. Saygı duruşunun ardından Gelibolu semalarında gayda sesi yankılandı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce izci de 57. alay yürüyüşü için Kocadere'de buluştu. Grup tıpkı 25 Nisan 1915 sabahı 57. alayın yaptığı gibi top sesleriyle uyandı. Binlerce kişi kırık buğday çorbası içip hamur kızartması yedikten sonra saçlarına kına yaktırarak Conk Bayırı'na doğru yola çıktı. Çocuklarımızla birlikte aynen 1915'te 57. alayın sabaha karşı ezanlarla hareket ettiğinde köylülerin verdikleri yemeklerle hareket ediyorlar. Biz de o günleri canlandırmak adına çocuklarımızla yıllardır buradayız. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın da katıldığı 5 kilometrelik yürüyüşte gurur ve hüzün bir arada yaşandı. Düşman ateşiyle yaralanan Mehmetçikler! Biraz duygulandım, eskiden onlar gerçekten bu şekilde uyanıyorlardı. Yürüyüş, Conk Bayırı'ndaki sancak teslim töreniyle sona erdi. Bu millete hiçbir zaman ama hiçbir zaman esareti yaşatamayacaklar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu milletin ilk devleti değildir. Ama Allah'ın izniyle
son devleti olacaktır ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payidar olacaktır. Kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden eski YÖK Başkanı Profesör Doktor Erdoğan Teziç İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. 81 yaşında hayatını kaybeden Teziç için kurucuları arasında bulunduğu ve rektörlüğünü yaptığı Galatasaray Üniversitesi'nde tören düzenlendi. Teziç'in Türk bayrağına sarılı tabutuna Cumhuriyet'in en büyük anayasacısına şükranla notu kondu. Teziç, Ortaköy'deki Büyük Mecidiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sahte içki yine can aldı. İzmir'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 4 kişiden ikisi hayatını kaybetti. Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zehirlenme şüphesiyle 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan 4 kişiden ikisinin birer gün arayla yaşamını yitirmesi üzerine operasyon başlattı. Bir kişiyi gözaltına alan polis, zanlının evinde yaptığı aramada düdüklü tencere içine kurulan düzenekle sahte içki yapıldığını tespit etti. Zanlının sahte içkiyi litrelik şişeler içinde piyasaya sürdüğü ve bu suçtan poliste kaydı bulunduğu öğrenildi. Bursa polisi dün gece çaldıkları otomobille şehir turu atan 5 hırsızın peşine düştü. Zanlılardan ikisi polisten kaçmak için saklandıkları çöp konteynerinde yakayı ele verdi. Lan! Çık 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 çık! Bursa'da araba hırsızları polisi alarma geçirdi. Çık, çık. Yat, yat, yat. Yıldırım'a bağlı Karapınar Mahallesi'nde 5 kişinin çaldıkları arabayla şehir turu attığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Polis de kovalamaca esnasında çaldıkları otomobille park halindeki bir araca çarpan zanlılar panikle kaçmaya çalıştı. Yakayı ele vermemek için Merinos Parkı'ndaki çöp konteynerlarına saklanan iki zanlı polisi atlatmayı başaramadı. Yat, 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 yat. Polis tarafından kıskıvrak yakalanan iki zanlı jandarma ekiplerine teslim edildi. Kayıplara karışan ve kimlikleri belirlenen diğer 3 zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor. Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sürücünün ihmali kazayı da beraberinde getirdi. Kendi kendine hareket eden traktör park halindeki 4 araca çarptı. Sürücü marşa bastı, kendi kendine hareket eden traktör yol kenarındaki araçları hurdaya çevirdi. Olay Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşandı. Yenişehir Caddesi üzerine park ettiği traktörünün koltuğuna oturmadan marşa basan Hasan Doğru, anahtarı çevirir çevirmez neye uğradığını şaşırdı. Gaz teli takılı kalan ve geri geri hareket eden traktörün altında kalmaktan son anda kurtulan Doğru, aracın peşine düştü ancak başarılı olamadı. Nasıl oldu kaza? Ya gaz teli takılı kaldı. Park halindeki bir araca çarpıp sürükleyen traktör, yol kenarındaki 3 araca daha zarar verdi. 15 metre ilerideki bir otomobile çarparak durabilen traktör, araçlarda hasara neden oldu. Güney Amerika'dan iki ayrı haber vereceğiz. Şili şiddetli bir depremle sarsıldı. 6.9 büyüklüğündeki sarsıntının ardından tsunami paniği yaşandı. Neyse ki korkulan olmadı. Aktif fay hattı üzerindeki Güney Amerika ülkesi Şili 6.9 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Halk tsunami korkusu yaşadı. Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi büyüklüğünü önce 7.1 olarak açıkladığı depremin sahil kenti Valparaiso'nun 39 kilometre açığında 25 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu. Büyüklüğü daha sonra 6.9 olarak düzeltilen sarsıntı Valparaiso'ya 102 kilometre uzaklıktaki başkent Santiago'da da hissedildi. Depremden hemen sonra olası tsunami nedeniyle verilen tahliye emri paniğe neden oldu. İtfaiye ve polis ekipleri sokaklarda anons yaparak evlerin tahliye edilmesini isterken, Şilililer korku içinde kentin yüksek kesimlerine kaçmaya başladı. Can kaybına yol açmayan depremden 3 saat sonra tsunami alarmı kaldırılınca herkes rahat bir nefes aldı.
Şili'de 2010 yılında meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki depremde 500'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Venezuela'daki protesto gösterilerinde bilanço giderek ağırlaşıyor. Eylemcilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi. Venezuela'da günlerdir süren hükümet karşıtı gösterilerde yine kan aktı. Protestolar sırasında en az 5 kişi hayatını kaybetti. Muhalifler ölenlerin silahlı kişilerce yakın mesafeden hedef alındıklarını öne sürdü. Olaylar sırasında en az 7 kişi de yaralandı. Ülkede gösterilerin başladığı Nisan başından bu yana 26 kişi hayatını kaybederken 800'den fazla kişi de yaralandı. Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun diyalog çağrısına olumsuz yanıt veren muhalefet lideri Enrique Capriles de ölümlerden devlet destekli paramiliter grupları sorumlu tuttu. Venezuela Yüksek Mahkemesi 31 Mart'ta Kongre'nin yetkilerini üzerine almış ancak tepkiler üzerine kararını 1 Nisan'da iptal etmişti. Mahkeme 7 Nisan'da da muhalefet lideri Capriles'in yolsuzluk suçlamaları nedeniyle 15 yıl boyunca siyasetten men edilmesine karar vermişti. Yüksek Mahkemenin Kongre ve Capriles'le ilgili kararlarının ülkeyi diktatörlüğe giden yola soktuğunu savunan muhalifler sokak gösterilerine başlamıştı. Yeniden Bursa'dayız. Nilüfer Belediyesi'nin bu yıl 6.sını düzenlediği Boyun Kadar Kitap Oku yarışması sonuçlandı. Yarışma kapsamında bu yıl 55 okulda öğrenim gören 7046 öğrenci yaklaşık 57.000 kitap okudu. Yarışmanın adı Boyun Kadar Kitap Oku olsa da okudukları kitaplar boylarını aştı. Nilüfer Belediyesi'nin Nilüfer Rotary Kulübü desteğiyle bu yıl 6.sını düzenlediği Boyun Kadar Kitap Oku yarışmasına katılan 55 okuldan 2046 öğrenci, eğitim ve öğretim döneminin başından bu yana tam 56.763 kitap okudu. Kitap okumanın özellikle gelecek nesiller için kazandıracağı katkıya yürekten inanıyoruz. Kütüphaneciliğin gelişmesi ve kitap okuma oranlarının yükselmesi için büyük çaba harcıyoruz. Çağdaş uygarlık düzeni, köklerini edebiyatta ve felsefede ürettiği öncü dehalara borçluyuz. Nazım Hikmet Kültür Evi'nde düzenlenen törende dereceye giren 120 öğrenci, 77 öğretmen ve 29 okul yöneticisiyle birlikte Nilüfer Kütüphanelerinden en fazla kitap alan Hüsnü Zübel İlkokulu öğrencisi Fulya Bavutçu ödüllendirildi. Nilüfer. İşte kalbi kitap sevgisiyle dolu bu gençlerle ayrılır bir geleceğe ulaşacaktır. Bursa bu yıl 11.'si düzenlenen Sokak Oyunları Şenliği'ne ev sahipliği yaptı. Atatürk Stadyumu meydanındaki şenliğe Türkiye'nin dört bir yanından onlarca öğrenci katıldı. Saklambaç oynuyoruz, yakalambaç oynuyoruz. Birdir bir körebe, mendil kapmaca. Geleneksel sokak oyunları Bursa'da hayat bulmaya devam ediyor. Yan satarım, bal satarımdan, saklambaçtan, kovalambaça, güvercin takladan her türlü etkinliğe kadar. Sokak oyunlarımız bizim kültürümüz. Bu yıl 11.'si düzenlenen Bursa Sokak Oyunları Şenliği, Atatürk Stadyumu Meydanı'nda yüzlerce öğrenciyi ağırladı. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bilgisayarlarına bağlı kaldılar. Akıllı telefonlarını elinden bırakmıyorlar. Ve bu konuda artık mahalledeki gençlik birbirine kaynaşamıyor. Amacımız birlik ve beraberliğin sağlanması. Teknolojinin gelişmesi ve şehirleşmeyle birlikte sokaklardan uzaklaşan çocuklar yeniden oyunla buluştu. Oyunlar oynayabilmemiz için park ve bahçeler daha fazla olursa biz daha çok oyun oynayabiliriz. Evlerden oynayamıyoruz. Çok ev var, arabalar geçiyor. Yeşil alanlar azaldı. Şenlikte 3 evler Şehit Faik Gökçen İlkokulu öğrencilerinin dans gösterileri ilgiyle izlendi. Şenliğe İstanbul, İzmir, Mersin, Yozgat, Şanlıurfa, Düzce ve Ağrı'dan çok sayıda öğrenci katıldı. Biz Düzce'den geldik. Burada seksek oynadık. Misket kazandım. Puzzle kazandım. Ağrı'da, Beyazıt'ta.
tımbır tıp arkamıza dönüyoruz. Tımbır tıp diyoruz, hareket eden yanıyor. Abla orası beyaz bakıyor. Bursa'da öğrendiğim oyunları Ağrı'daki çocuklara öğreteceğim. Minikler birbirleriyle oyunlarını paylaştı. Ben Mersin'den geliyorum. Samadık oynayacağım burada. Samadık için çok heyecanlıyım. Bursalılar bana yeni bir oyun öğretecek. Ben çünkü bilmiyordum daha önce de. Ben İzmir'den geliyorum. Burada bildirbili bir de horoz dövüşünü oynadım. İzmir'de hiç duymamıştım. Burada geldim, oynadım. Çok güzel oyunlar var burada. Bursa'da öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları da devam ediyor. Emek Ortaokulu öğrencileri hem 23 Nisan'ı kutladı hem de TEOG sınavı öncesi stres attı. Bursa'da öğrenciler hem geride kalan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı hem de TEOG öncesi moral depoladı. Emek Ortaokulu öğrencileri çalınan şarkılarla coşarken TEOG öncesi stres attı. Yarın TEOG sınavımız var. Hem 8. sınıflarımıza moral olması açısından hem de bayram kutlama açısından bu etkinlikleri bugün bu saatte gerçekleştiriyoruz. Yüzlerce öğrenci okul yönetiminin düzenlediği kutlamalarda arkadaşlarıyla birlikte gönüllerince eğlendi. Şiirlerimiz var, gösterilerimiz var, konserimiz var. Ben TEOG sınavına girecek olan tüm öğrencilerimize, tüm Türkiye'deki öğrencilerin tamamına başarılar diliyorum. Efendim biz size hakikatleri anlatmaya çalıştık. Olay ana haberin sonunda Kara Savaşları'nın 102. yıl dönümünde bir kez daha Çanakkale şehitlerini anıyoruz. Mutlu akşamlar. Çanakkale içinde bir uzun serbi. Çanakkale içinde kimimiz nişanlı, kimimiz evli, o gençliği.